Herkese arkadaşlar, YKS 2025 Tayfa. Hepiniz hoş geldiniz, merhabalar. Tekuzem Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba Buğa ben arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Merhabalar, İlaydacığım ve annesi Meltem Hanım, hoş geldiniz. Ecrin'cim, hoş geldin, Sevim'cim. Gülsüm'cüm, Can'cım, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılız? Keyifler nasıl? Evet İlayda'cığım, siz iki kişi izliyorsunuz beni. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok iyiyim arkadaşlar. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. İnşallah seminer sonunda hepimiz çok daha iyi olacağız. Birlikte iyi olacağız. Bugün 2025 YKS öğrencilerine özel bir içerik hazırladım arkadaşlar. Şu an bu seminerde olan öğrencilerim sanıyorum içinizde 24'e hazırlanan öğrenciler yok galiba. Hepimiz 25 tayfa mıyız? Hadi herkes bir nereden katıldığını, hangi bölümleri tercih edeceğini, mezun mu olduğunu, ilk kez mi gireceğini yazsın. Şimdi tanışma kaynaşma zamanı, hadi bakalım. Evet, eşit ağırlık, okey, 2025, İlayda 2025, Can 2025, Gülsüm 2025, tamam, sayısal Sevim'cim sen de 2025'sin. Ya Ceyna, sen bir ay sonra sınava mı gireceksin, hatta ne bir ayı, 20 gün sonra, çok az kaldı. Endüstri istiyorum. Wow, çok havalı. Evet, çok az kaldı. Bütün güzel temennilerimiz seninle. Sen bu yıl kazanıp gideceksin. Seneye de arkandan biz geleceğiz. PDR çok güzel. Hadi herkes hangi bölümleri hedeflediğini yazsın bakalım. Kim nerelere yerleşiyor? Hatta bölümleriyle birlikte üniversiteleri de yazın. Bakalım kimler Ankara'ya geliyor. Ben Ankara'dayım bu arada. Harp okulu istiyorum. Rabia'cığım çok havalısın. Bir kadın olarak çok çok güzel, havalı bir meslek bence. Gazi istiyorsun. Can'cığım gel. Gazi bize çok yakın eğitim fakültesi. Hacettepe Tıp. Ankara Hacettepe. Çok güzel. Aa Ecrin'cim çok güzel. Ebelik istiyorum ama bu sene mezuna kalacağım. Aa Ceylan'cığım öyle söylesene. Bu yıl yine girebiliyorsan gir, tercih yaptıysan, ama biz seni asıl 25 için hazırlayalım. Ankara Hacettepe. Gülsüm hangi bölüm istiyorsun? Arkadaşlar Hacettepe Üniversitesi müthiş bir üniversite bu arada. Aynı şekilde Gazi'de, Ankara Üniversitesi'de, yani ben Ankara'da yaşıyorum. Eskişehir'de okudum. Ben de öğretmenim bu arada arkadaşlar. Belki birçoğunuzla meslektaş olacağız 4-5 yıl sonra. Okul öncesi öğretmeniyim ama çok uzun yıllardır öğrenci koçluğu yapıyorum. Sizin gibi bu yıla kadar binlerce öğrencim oldu. Çok da mutluyum yaptığım işten. Kesinlikle Ceylan, vazgeçmek yok. Vazgeçmek bize asla yakışmaz. O zaman arkadaşlar güzel, bayağı idealist bir tayfa görüyorum. Böyle ilk 100 bin, ilk 200 bin, hatta ilk 50 bini falan hedefleyen öğrenciler var aramızda. Çok güzel, tam istediğim tayfa arkadaşlar. Ben idealist öğrencileri çok severim. Ne istediğini bilecek, nereye gideceğini bilecek, kaç net yaptığını bilecek, isteği hiç gitmeyecek. Böyle öğrenciler kazanır. Ay teşekkür ediyorum. Anneciğine kalp, sana da kalp. Hepinize kalp. Çok teşekkür ederim. Sizlerin de hepinizin enerjisi çok güzel. O zaman kıymetli YKS öğrencilerim, eğer herkes hazırsa, çayımızı, kahvemizi, suyumuzu aldıysak seminerimiz başlıyor arkadaşlar. Şimdi bu seminerde nelerden bahsedeceğim, nelerin üzerinde duracağım? Öncelikle bir girizgah yapalım. Ön söz gibi düşünün. Nelerden bahsedeceğim, bunların bilgisini vereceğim. YKS çalışmaya başlamadan önce, şimdi vaktimiz var ya arkadaşlar, 25'e nereden baksam bir yıla yakın bir zaman var. YKS çalışmaya başlamadan önce kendinizi ve gireceğiniz sınavı ne kadar tanıyıp tanımadığınızı,
YKS çalışmalarınıza parantez içinde 2025 için söylüyorum. Ne zaman başlayacağınızı, sorumluluklarınızdan arda kalan zamana ve derslerdeki seviyenize, hedefinize göre nasıl bir YKS çalışma programı hazırlamanız gerektiği, YKS'de başarılı olan, dereceyle kazanan ilk bine, belki ilk yüze, ilk 500 bine, ilk 50 bine, yani bizim istediğimiz bölümlere yeterli olacak sıralamalara giren öğrencilerin acaba ortak özellikleri neler? Bunlardan bahsedeceğim. Ve YKS'de başarılı olamayıp mezuna kalanların aslında nerede hata yaptıklarına da değineceğim kıymetli öğrencilerim. Bunların ve çok daha fazlasının yanıtını bu seminerde bulacaksınız. Şimdi çok güzel bir hikayeyle girişimi yapmak istiyorum. Kesinlikle Can'cığım, kendini tanımadan yaptığın çalışma asla seni bir başarıya, yani bir sonuca götürmez. Başarıyı geçtim, sonuç alamazsın zaten. Çok da güzel böyle yeşil yeşil arka planlı bambunun hikayesinden bahsedeceğiz. Bambu ağacı. Belki bilenleriniz vardır arkadaşlar. Ben hepinizin çok etkileneceğini düşünüyorum. Bu hikayeyi gördüğümde dedim ki bu hikayeyi öğrencilerime aktarmalıyım. Bayılacaklar dedim. Bence öyle de olacak. Eğer hazırsanız başlıyorum hikayemi anlatmaya. Bambu ağacı arkadaşlar şöyle yetiştiriliyor. Belki birçoğunuz bilmiyorsunuzdur. Ben de yakın tarihe kadar bilmiyordum. Önce ağacın tohumu ekiliyor. Sulanıyor, gübreleniyor. Birinci yıl tohumda herhangi bir değişiklik olmuyor. Bak hala nadasta beklemede. Tohum yeniden sulanıyor, yeniden gübreleniyor. Bambu ağacı ikinci yılda toprağın dışına herhangi bir filiz vermiyor. Yani bir belirti yok. Yok. Hiçbir şekilde dışa vuran bir şey yok. Üçüncü ve dördüncü yıllarda her yıl yapılan işlem yine tekrar ediliyor. Yani yeniden tohum sulanıyor, gübreleniyor ve bambu tohumu yeniden sulanıp gübrenildikten sonra inatçı bir tohum olduğu için bu yıllarda da asla filiz vermiyor. Büyük bir sabırla beşinci yılda bambuya su ve gübre vermeye devam ediliyor ve nihayet artık beşinci yılın sonlarına doğru bambu yeşermeye başlıyor. Ama öyle böyle bir yeşillik değil. Üzerimden de anlayabileceğiniz üzere yeşil rengi çok severim. Yeşilin müthiş bir enerjisi vardır. Tamamen böyle yeni başlangıçların, huzurun ve güvenin rengidir. Yani ben öyle görüyorum. 6 hafta gibi kısa bir sürede yaklaşık 27 metre boyuna ulaşıyor. Bak 5 senede çıkamadığı filiz kısa sürede çıkıyor ve bir anda öyle küçük küçük tohum tohum değil. 27 metreye ulaşıyor arkadaşlar. Ve akla gelen ilk soru tabii ki de şu oluyor. Bambu ağacı 27 metre boyuna 6 haftada mı sizce, yoksa 5 yılda mı ulaşıyor? Herkesten yanıt bekliyorum. Evet, değil mi? Kesinlikle. Yani kıymetli öğrencilerim, burada aslında söylemek istediğim şey şu. Sizin şu anda yaptığınız çalışmalar, verdiğiniz emekler asla boşuna gitmiyor. Bakın sonuç alıp almamanızdan bahsetmiyorum. Sonuç zamanı geldiğinde o kadar güzel bir şekilde alınacak ki şaşıracaksınız. Tıpkı bu bambu ağacının hikayesine dönecek. Bir anda 27 metre büyüyor. Sen de bir anda bir bakıyorsun ilk 1000'e girmişsin. İlk 500'e girmişsin. İlk 100'e girmişsin. Belki de birinci sıra yerleşmişsin. Neden olmasın? O yüzden kesinlikle kısa sürede hedefime ulaştım, ulaşamadım. Bunun yargılarından vazgeçiyoruz arkadaşlar. Doğru şekilde yapılan çalışmaların karşılığı er ya da geç bir şekilde alınıyor. Lütfen bunu unutmayalım. Bence bu güzel bir hikaye oldu sizin için. Siz de lütfen arkadaşlar böyle yakınlarınıza, sizin gibi hazırlanan öğrencilere bu hikayeyi anlatın. Umutsuzluğa düşen öğrencilere lütfen anlatın. Böyle bir zincir oluşturun. Bambu ağacı hikayesi zinciri. Peki siz YKS çalışmaya şimdi başlarsanız, ki birçoğunuz zaten belki başlayanlar var. Belki başlamayı düşünen ve yakın tarihte artık bir an evvel aksiyon almak isteyen öğrenciler var. Sabırla, bakın yılmadan,
usanmadan, bıkmadan bu iradeyi devam ettirirseniz bir yılın sonunda bambu gibi başarınızı göklere çıkarırsınız arkadaşlar. O zaman hadi bakalım çalışmalara artık başlıyoruz. Hedefimiz 2025 YKS'de derece elde etmek. Şimdi gireceğimiz sınavı özellikle 11. sınıf öğrencilerim içinizde, 10. sınıflarda varsa, yani bu sınavı daha önce deneyimlememiş olan öğrenciler tanımıyor olabilir. Çok normal karşılıyorum arkadaşlar. Girmeyen öğrenci tanıyamaz. Gündeminiz bu değildi ama artık gündeme yavaş yavaş bunu almamız gerekiyor. Çok kısa sınav bilgilendirmesi yapmak istiyorum. Yani nedir bu YKS? Hocam YKS, YKS, YKS. Herkes beni korkutuyor ama ne var bunda? Dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar YKS totalde 3 aşamalı bir sınav. Aslında 2 aşamalı bir sınav. Birine YDS, yani yabancı dilden girmek isteyen, yabancı dil bölümlerini okumak isteyen öğrenciler AYT'ye yerine YDT'ye giriyor. TYT ilk basamağımız. İlk basamağımız herhangi bir üniversiteye yerleşmeniz için zorunlu olarak girmeniz gereken mühim bir sınav. Ve yaklaşık 120 sorudan 135 dakikadan oluşuyor. Oldukça zor. Açılımı da temel yeterlilik testi. Yani bilgilerin daha temel level'ındaki kısımlarının sorulduğu ve sizin okulunuzda da 9 ve 10. sınıf bilgilerinin ağırlıkta olduğu yerleri soruyorlar diyebilirim. Yani TYT işin temelidir. TYT'yi yapamayan AYT'yi de yapamaz. YDT'de de epeyce zorlanır. Bunu yaz bir kenara. TYT önemli. İkinci kısım senin bölümünü seçtiğin, yani AYT. Bu da alan yeterlilik testi olarak geçiyor. 3 farklı aşamada yapılıyor. Sayısal, sözel ve eşit ağırlık. Ve AYT'de toplam 160 soru var. 180 dakika süreniz var arkadaşlar. Eğer 4 yıllık bir bölüme, 4 yıllık bir fakülteye yerleşmek istiyorsanız AYT'ye girmek zorundasınız dostlarım. Puan dağılımı da AYT puanınızın %60'ını, TYT puanınızın %40'ını oluşturuyor. YDT'de tamamen İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça gibi, yani bir bölüm tercihi, yabancı dil bölümünde okumak isteyen öğrenciler AYT'ye girmiyor, YDT'ye giriyor. YDT'de toplam 80 tane soru var ve bunları 120 dakikada yanıtlamak zorundasınız. AYT'ye girmediğiniz için YDT'nin puanınıza katkısı %60, TYT'nin aynı şekilde puanınıza katkısı %40 oluyor. Ve bazı bölümler için kıymetli dostlarım, ki birçoğunuzun tıp istediğini, ebelik istediğini, hemşirelik, eczacılık, hukuk gibi daha böyle sıralama şartı olan bölümler istediğini az önce zaten gördük arkadaşlarım. Bu yüzden bazı bölümlerde başarı sıralaması şartı var. Bunu da unutmamak gerek. Peki hangi bölümler derseniz, buyurunuz tablomuz. Hatta eğer bu şartı bilmiyorsanız arkadaşlar, bence bu tablonun ekran kaydını alın. Çıt çıt ekran görüntüsünü alın. Arkadaşlar tıp için sayısalda ilk 50 bine, diş hekimliği için ilk 80 bine, eczacılık için ilk 100 bine, hukuk fakültesi için eşit ağırlıkta ilk 125 bine, mimarlık için sayısalda ilk 250 bine, öğretmenlik bütün alanları için eğitim fakültesini kazanmak için ilk 300 bine, mühendislik fakültesi sayısaldan kazanmak için ilk 300 bine girmeniz gerekiyor. Anlaştık mı? Şimdi geliyorum arkadaşlar. Peki hocam, bu sınav aşağı yukarı tanıdık. Yani şu an ortalama ne kadar süre var bunu biliyoruz. Onun dışında kaç ortalama sıralamalara yerleşmemiz gerektiğini biliyoruz. Sınavda kaç sorudan sorumluyuz bunu biliyoruz. Peki YKS'de kaç kişiyle yarışıyoruz arkadaşlar? Bu her yıl değişiyor. Bak dikkat, dikkat, dikkat. Rakip sayısı çok önemli. Çünkü soruların zorluk dereceleri bile giren sayıya göre değişiyor kıymetli arkadaşlarım. Şimdi bu yıl için referans alacağım. Yaklaşık 3 hafta sonra YKS sınavı var. 2024 YKS'ye 3.036.945 kişi başvurdu. Bu ne demek oluyor? Bir yıl daha ekle üstüne. Bir sene daha ekle.
Koskoca bir yılda ülkedeki bütün mezunları ekle, son sınıfa geçenleri ekle, rakip sayının arttığını düşün. 2025 yılında kesinlikle YKS'ye 4 milyonun üzerinde adayın başvuracağını öngörebiliyoruz arkadaşlar. Yani kalabalık bir kitleyle yarışacağız ama bu bizim modumuzu kesinlikle düşürmeyecek. Çünkü bizim hedefimiz zaten ilk binler. Geride kalanlar geride kalsın arkadaşlar. İsterse 4 milyon değil 10 milyon girsin. Fark eder mi? Fark etmez. Ben hedefime odaklandıktan sonra, idealist olduktan sonra, doğru programla, istekli, azimli, istikrarlı bir şekilde çalıştıktan sonra rakip sayısı beni kesinlikle etkileyemez. Şimdi bakalım, öyle bir test hazırladım ki bakalım seminerde kimler kazanıyor, kimler kazanamıyor. Sınavı bu arada. O yüzden şimdi size arkadaşlar totalde 6 soru soracağım. Bu 6 soruya çok basit. Ya evet diyeceksiniz ya hayır diyeceksiniz. Yanınızda not defteriniz varsa oraya da yazabilirsiniz. Ya chat panelinde not defteri olarak kullanabilirsiniz bu arada arkadaşlar. Sorularım başlıyor. Bir, verimli çalışma yöntemini biliyor musun? Sadece evet ya da hayır demeni isteyeceğim. Herkesten yanıt bekliyorum. Çünkü totalde evet ve hayır sayına göre kazanmaya ne kadar yakınsın, ne kadar uzaksın bunu ölçeceğiz. Tamam, Rabia evet diyor, diğerleri hayır diyor. Okey, geliyorum ikinci soruma. Unutma hızını biliyor musun? İkinci soru, unutma hızını kimler biliyor? Ecrin biliyor, Can biliyor, Sevim biliyor. Vav wow, arkadaşlar çok güzel. Acaba bizim analizlerimizi mi çözdünüz diye bir şüphelenmedim değil dostlarım. Geliyorum üçüncü soruya. Senin için hangi konunun hangi öncelikte olduğunu biliyor musun? Biliyorum diyenlerden örnek isteyeceğim ona göre. Hayır. Rabia'cığım bir örnek verir misin bize? Hangi konu hangi konudan daha önemlidir? Yine hayırlar yoğunlukta. Bir tek Rabia evet dedi. Geliyorum. Dört. Odaklanma düzeyinizi biliyor musunuz arkadaşlar? No. Hayır. Tamam. Sonlara yaklaşıyoruz. Heyecanlandım. Evet Can, değil mi? En zoru bu. En işin içinden çıkılmazı da bu. Bilsen de uygun hareket etmezsen direkt bütün başarını götürecek olan çok önemli bir özellik. Geliyorum 5. Günde kaç saat ders çalışman gerektiğini biliyor musun? Evet diyenler var. Hayır diyenler yine yoğunlukta. Cancığım mesela kaç saat ve buna neye göre karar verdin? Sen yanıtını vere dur. Ben diğer soruma geçiyorum. Neden 5 saat? Hangi konuda hangi seviyede olduğunu biliyor musun? Biliyorum diyenler iki konu örneği versin. Birinde bu seviyedeyim, birinde bu seviyedeyim. Ve seviyesini nasıl ölçtüğünü lütfen yazsın bana. Hayır. Kaç hayırla uğurluyoruz şimdi biz bu tabloyu? 5 hayırla mı, 6 hayırla mı? O zaman hemen sonuçları açıklayalım. Bakalım. Arkadaşlar telaşlanmayın. Biz bunun için buradayız. Hepsine hayır da deseniz hiç sıkıntı yok. Çünkü evetleri çok olanlar zaten kazanmayı garantiliyorlar ki evet'i çoğunlukta olan bir öğrenci yok burada saydığım kadarıyla. Hayırların çoksa da endişelenmiyorsun. Seminerde kalmaya, beni can kulağıyla dinlemeye devam ediyorsun.
Şimdi arkadaşlar, kazanmanız için dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar var. Şimdi zamanımız var, keyfimiz yerinde, kazanabileceğimizi düşünüyoruz, özgüvenimiz var. Ama şunu da söyleyebilirim arkadaşlar, zaman öyle bir kavram ki çıt çıt göz açıp kapayıncaya kadar bir bakıyorsun sınava bir ay kalıyor. O yüzden sizin... Kesinlikle arkadaşlar, daha başlangıçta bak, daha kararını verir vermez uygulaman gereken programı hazırlaman gerekiyor. Yani senin artık böyle gelişi güzel, random yapacağım bir çalışma, böyle bir zamanın yok. Böyle bir lüksün de yok. Bir sene var, evet yeterli gibi görünüyor. Ama doğru değerlendiren öğrenci için yeterli arkadaşlar, herkes için değil. O yüzden birincisi, mevcut seviyeni biliyorsun. Bilmen gerekiyor. Hatta bunların ekran görüntüsünü alın. Not defteriniz varsa da yazın arkadaşlar. İki, verimli ders çalışma yöntemini bilmen, kendini tanıman gerekiyor. Üç, sınava kalan süreyi her zaman göz önünde bulundurmalısın ve gerekirse süreye göre yeni aksiyonlar almalısın. Ve dört, günlük ders çalışmaya ayırabileceğin süreyi belirlemelisin, gerçekçi. Tutup da ben 12 saat çalışacağım demenin benim gözümde bir karşılığı yok. Çünkü uygulayamayacağım bir şeyi kendine hedef olarak belirleyemezsin. Gerçekçi olmak zorundasınız arkadaşlar. Aksi takdirde hayal kırıklığı yaşarsınız. Ve en önemlisi son madde, beşinci madde, sınavı ve kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Şimdi gelin bakalım bunları biraz açalım. Bana çok fazla soruluyor arkadaşlar. Ben özel koçluk da yapıyorum. Günde çok fazla öğrenci görüşmelerim oluyor. Birçoğu YKS öğrencileri ve velileri. Hocam, sınava kalan zamanı şu an için tahmin edebiliyorum. Hani ortalama bir yıl falan var. Ve günlük ders çalışabileceğim süreyi de bilebiliyorum. Hani ortalama 4 saat, 5 saat, işte 3 saat değişebiliyor. Ama ben şu an mevcut seviyemi ve nasıl verimli çalışacağımı bilmiyorum. Nasıl bileceğim diye çok fazla soruyorsunuz arkadaşlar bana. İşte yanıtı. Seminer sonunda kendinizi tanıyabileceğiniz, kendinizi keşfedebileceğiniz, eğitim analizine ve seviye belirleme sınavlarına nereden girebileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. O yüzden şu an hiç kimse hiçbir yere ayrılmıyor. Çünkü seviyeni bilmen için her dersten, her konudan ayrı ayrı seviye belirleme sınavına girmen gerekiyor. Bu sadece tabii ki de tek uzamda, yani bizde var. Ve kendini tanıman için özel geliştirilmiş eğitim analizlerine girmen gerekiyor. Yine bu da sadece bizde, yani tek uzamda var. Şimdi gelelim örnek bir eğitim analizi sonucu üzerinden biraz daha farkındalık yaratmak istiyorum. Yani neden ben bu kadar kendinizi tanıyın, sınavı tanıyın, seviyenizi bilin diyorum. Çünkü başarı burada saklı. Kendini tanırsan neye ihtiyacın olduğunu bilirsin. Neye ihtiyacın olduğunu bilirsen kalan zamanını ve kaynaklarını ihtiyacına göre değerlendirebilirsin. Aksi takdirde elinde yol haritası olmayan birinin ya da bileti olmayan birinin buradan İstanbul'a gideceğim demesi gibi bir şey. Navigasyonun yoksa neresi güvenli, nasıl gidersin, kaç saatte gidersin, hangi araçla gidersin, bunları bilmediğin sürece senin yolda kaybolma ihtimalin kesinlikle çok yüksek. O yüzden arkadaşlarım, ne kadar ders çalışırsanız çalışın, eğer yanlış yöntemlerle çalışıyorsanız, yanlış zamanlarda, yanlış bir psikolojiyle çalışıyorsanız, üzülerek söylüyorum ki hedefinize ulaşamazsınız. Bir konuyu öğrenmeniz için önce kendi ders çalışma stilinizi keşfetmeli, sonra da kendi öğrenme yapınızı öğrenmeli, buna uygun bir programla çalışmanız gerekli. Karşınızda Ceren, bizim 2025 YKS eğitimlerimize kayıtlı öğrencimiz karşınızda. Ve Ceren eğitim analizi testlerine girdi. Biz artık Ceren'i tanıyoruz. Ceren de artık kendini tanıyor. Öğrenme stilinin görsel olduğunu Ceren bu analizlerle ölçtü, biliyor. Öğrenme yönteminin mantığa dayalı olduğunu biliyor. Ceren'in unutma hızının çok yüksek olduğunu biz biliyoruz. Peki bu bizim ne işimize yarıyor arkadaşlar? Bir öğrencinin unutma hızının yüksek olması ne demek? Hadi bakalım, herkes burada mı? Unutma hızımızın yüksek olması ne demek?
Aynen öyle Sevimcim. Kesinlikle. Bakın arkadaşlar, bu teste siz de girdiğinizde belki sonuçlarınız sizin de böyle çıkacak. Unutma, hızınız eğer yüksekse bunu bildiğinizde kabul etmeli ve tekrar periyotlarınızı daha sık ve kısa kısa yapmalısınız. Aksi takdirde sen unutma hızı düşük bir öğrenci gibi ayda bir tekrar yaparsan çoktan unutursun. Bütün bilgiler gider. Bak, yanlış çalışma sana sınavı kaybettirdi mi? İşte kaybettirdi. Tekrarların bile sana özel olmalı. Ya da stres seviyesi yüksek bir öğrenciyle stres düzeyi normal ya da düşük bir öğrencinin hisleri aynı değil. Yaşadığı kaygı aynı değil. İkisi aynı kişi değiller arkadaşlar. Aynı programı yapıp sen de çalış, sen de çalış, sen de kazan, sen de kazan diyemeyiz. Öğrenciyi tanımamız gerekiyor. Bu eğitim analizlerinize girdiğinizde sizin bütün öğrenme yapınız ve psikolojik yapınız ortaya çıkacak. Eğer kurslarımıza kayıt olursanız da biz buradan çıkan sonuçlarınıza göre size özel bir ders çalışma programı hazırlayacağız. Bunu da Türkiye'de şu an Tekuzem'den başka yapan herhangi bir örgün ya da online eğitim kurumu yok arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Seviyemizi ölçeceğiz dedik. Her derste her öğrencinin seviyesi aynı değildir arkadaşlar. Hepiniz her derste farklı seviyelere sahipsiniz. Ve önce seviyenizi ölçeceksiniz ki bizim yapay zeka sistemimizde her dersten ayrı ayrı seviye belirleme sınavlarımız var. Bu sınavlara girdiğinizde hangi derste daha temel seviyede olduğunuzu, hangi derste orta, hangi derste ileri, hangi derste üst seviyede olduğunuzu görüyorsunuz. Ve gördükten sonra da biz size özel bir program hazırlarken arkadaşlar çıkan değerlerinize göre hareket ediyoruz. Bence bu sayfanın da çıt çıt ekran kaydını alın. Çok işinize yarayacak bilgiler var. Çünkü birçok kurum ya da okullar ne yapıyor arkadaşlar? Konu çalıştırıp çat soru, konu soru, konu soru. Arada bir basamak yok. Ne tekrar yapacaksın var, ne tekrarını yaptın mı var, ne senin bu konuda temelin hiç yok. Gel Can, seninle bu konuda önce ön hazırlık yapalım. Ben seni bu konuya hazırlayayım yok. Hiçbir kurumda bu yok arkadaşlar. Hatta siz kendiniz çalıştığınızda da böyle bir sistem eminim ki kurmuyorsunuz kendinize. Direkt konu çalış soru çöz. Konu soru, konu soru. Sınava giriyorsun, 300 puan alıyorsun. İşte bu yeterli değil. Cancım, şunu hiçbir zaman unutma. Hiçbir rehberlik öğretmenim, hiçbir öğrenci koçu senin bütün konulardaki seviyeni bilemez. Çünkü o bir makine değil, o bir insan. Senin söylediğin kadarını bilir. Sen de belki hocanı yanlış yönlendirebilirsin. Belki kendini doğru analiz etmiyor olabilirsin arkadaşlar. Kim kendine dair bu kadar objektif yaklaşabilir ki? Kim eksikliğini bu kadar görüp su yüzüne çıkarıp hocasına anlatır? Belki de anlatmaz. Belki rahatsızlık duyar. O yüzden öğrenciden alınan bilgiler değil de öğrencinin somut verileri daha belirleyici. Çünkü o gerçek. O objektif, yani yorum yok işin içinde. Seviye seviye her konunun seviyesinin ölçülmesi ve sadece sorun ölçülmesi değil, belki bunu sen bir şekilde ölçersin ama ölçülen sonuca göre sana özel bir programın hazırlanması, herhangi bir rehberlik öğretmeninin ve öğrenci koçunun yapabileceği bir şey ne yazık ki değil arkadaşlar. Zaten öyle bir şey olsa biz yaparız. Yapay zeka sistemine ihtiyacımız olmaz. O yüzden burada biz sizin seviyenizi ölçtükten sonra hangi derste hangi türden bir çalışma yapacağınız yazıyor. Programa kayıt olduğunuzda biz direkt seviyenize göre ders çalışma programınızı hazırlıyoruz. Ne üzerinden bunu bir insan mı hazırlıyor? Hayır, yapay zeka sistemi hazırlıyor. Ve karşınızda güzeller güzeli Leyla'mız. Leyla'nın derslerdeki seviyelerine göre bakınız çalışma türleri. Mesela matematikte Leyla temel seviyede ve temel seviyede olduğu için biz ona ön hazırlık yaptırıyoruz. Ama Türkçe'de üst seviyede, yani Leyla Türkçe'yi çok seviyor olabilir, seviyesi ileri olabilir, üst seviyede olabilir ve üst seviyede de Leyla'nın artık konu çalışmasına gerek yoktur arkadaşlar. Artık Leyla soru çözümü yapacak, pekiştirme soru çözümü yapacak. Ya da sosyal bilimlerde Leyla'nın seviyesi başlangıç,
konu anlatımı çalışacak. Fen bilimlerinde ileri seviyede alıştırma soru çözümü yapacak. Edebiyatta orta seviyede tekrar yapacak. Yani Leyla her derse aynı yerden başlamayacak. Leyla her derste ayrı ayrı seviyeye sahip olduğu için, biz bunu seviye belirleme sınavlarımızla birlikte tespit ettiğimiz için, Leyla seviyesine göre özel bir çalışma yapacak. Ve bunu yaptığı için de Leyla kazanacak, başarılı olacak. Çünkü zamanı doğru bir şekilde kullanacak. Ecrin'cim, bunu tek başına bilmen zaten çok zor. Az önce söyledim ya, bu bir öğrencinin kendi kendine ölçebileceği ya da uygulayabileceği bir şey değil. Bunu ancak bizimle yapabilirsin, yapay zeka ile yapabilirsin. Şimdi çalışma programımızın nasıl olması gerektiği kısmına geliyorum arkadaşlar. Programımız kesinlikle verimli, seviyemize uygun, sürdürülebilir, öz disiplin düzeyimize uygun, sonuçlarını ölçebileceğimiz, sürekli olan, öğrenme yapımıza uygun ve en önemlisi, sizler biriciksiniz arkadaşlar, çok kıymetlisiniz bizim için. Hepiniz teksiniz, özelsiniz. Parmak izleriniz bile bu dünyada tek. Sadece sizde var. Bu gözler sadece sizde var. Bu bakışlar sadece sizde var. Bu ten, bu deri sadece sizde var. Yani siz özelsiniz. Hepimiz özeliz. Dünyada milyarlarca insan yaşadı, öldü, hala yaşıyor, ölecek. Yeni insanlar gelecek ama hiçbirinin parmak izi ya da dudak izi, göz izi birbiriyle aynı olmayacak. O yüzden siz bu kadar özelken, bu kadar farklıyken tabii ki de programınız sadece size özel olmalı, biricik olmalı, tek olmalı. Kendinizi merkeze almalısınız. Size özel olacak. Sen gidip de YouTube'dan nasıl ilk yüze girdim öğrencisini izleyip onun programını taklit etmeyeceksin. O program onun için verimli oldu. Senin için verimli olmaz. O ona özeldi. O belki bazı derslerde ilerideydi. Onun belki unutma hızı yüksek değildi. O belki çabuk öğreniyordu. Öyle düşün. Sana özel olmalı. Sana özel olmalı olması için de önce kendini tanımalı, sonra derslerdeki seviyeni bilmeli ve bu verileri birleştirip kendine özel bir programla çalışmalısın. Yani eğer bizim kayıtlı öğrencimiz olursan, biz bunları senin yerine yapay zeka sistemimizle birlikte zaten yapıyor olacağız. Bunları düşünmeyeceksin. Senin tek yapacağın şey, kesinlikle öğrencilik görevini yerine getirip günü gününe programını açman ve uyum sağlaman olacak. Yani bizim senden tek beklentimiz öğrencilik. Böyle düşünebilirsin. Şimdi geliyorum. Biraz da motivasyon arkadaşlar. Sınav hazırlığı süreciniz, sınav hazırlığınız boyunca, yani bu hazırlık süreciniz devam ettiği sürece, yani sınav tarihine kadar kesinlikle kendinize günlük hedefler koyuyorsunuz. Hem kısa süreli, hem bunları haftalık, dönemlik, aylık, yıllık olarak uzun süreli hedefler koyuyoruz. Bu bir. İki, telefon, televizyon gibi dikkat dağıtıcılardan olabildiğince, bakın %100 demiyorum, olabildiğince kendimizi uzak tutuyoruz. Fiziksel ve ruhsal ihtiyaçlarımızın farkında oluyoruz. Yani bazen hiçbir şey yapmadan sadece durup kendimizi dinliyoruz. Ben şu an ne istiyorum? Ne hissediyorum? Ben şu an ne yapmalıyım? Doğru olan ne? Arada susacaksın, dış dünyayla bağlantını keseceksin, geçeceksin, kapat gözünü, için sana ne söylüyor? Ruhun ne söylüyor? Beynin ne söylüyor? Kalbin ne söylüyor? Bunu dinleyeceksin ve dikkate alacaksın. Mesela uykusuz kalma. Yani her ders arasında işte gözünden uyku akıyor falan. Bu verimli bir yöntem değil. Bunu yapacağına git uyu. Daha iyi. O uykusuz bir şekilde oturduğun masadan verim alarak kalkamazsın. Sizi üzen şeyler mi var? Olumsuz yorum yapan arkadaşlarınız mı var? Akrabalarınız mı var? Komşularınız mı var? Uzak durun. Duymayın arkadaşlar. İsteyen herkes istediği her şeyi söyleyebilir. Herkes özgür. Ama bundan etkilenmek ya da etkilenmemek senin elinde. Eğer etkileniyorsan kapat. Arana o görünmez duvarını ör.
Beni olumsuz mu etkiliyorsun? Hayır. Olumsuz etkilemene izin vermiyorum de. Ve lütfen nasıl çevrenizdeki kişilere böyle inanılmaz ponçik, inanılmaz tatlı, anlayışlı oluyorsunuz ama iş kendimize gelince bunu yapamadın, niye yapamadın? İçimizden mükemmeliyetçi bir öğretmen çıkıyor. Bundan vazgeçin arkadaşlar. Başkalarına gösterdiğiniz merhameti, şefkati, anlayışı en çok önce kendinize göstermeniz gerekiyor. Mükemmelliyetçiliği bir kenara bırakın. Kimse hazırlık sürecinde mükemmel %100 değil. Evet, en iyisi olalım. Bunu hak ediyoruz ama bunu kendimizi hırpalayarak değil. Kendimizi severek, kendimize güvenerek, hedeflerimize uygun davranarak, sorumluluklarımızın bilincinde olarak biz zaten mükemmele ulaşırız arkadaşlar. Ve lütfen her küçük ya da büyük başarınızı kutlayın, kendinizi alkışlayın, kendinize güvenin. Gidin kendinize kahve alın, gidin kendinize soda alın, gidin kendinize böyle tüylü kalemler var kızlar için. Onlardan alın, her başarınızda kendinizi olabildiğince ödüllendirin. Çünkü siz bunu hak ediyorsunuz arkadaşlar, unutmayın. Ve arkadaşlar şimdi geliyorum. Sıra arkadaşım seni olumsuz mu etkiliyor? Evet. Bence kurtulursun Sevimciğim. Ben senin pozitif enerjinin onun negatifliğini bastıracağını düşünüyorum. Yani sen ondan etkilenme de o senden etkilensin. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Şu an belki birçoğunuz 12 ya da 11. sınıf. İnanın belki bu söyleyeceğim şey sizi üzecek ama İlaydacığım tam lafı ağzımdan aldın. Sen benden çok yaşayacaksın. Çok da yaşa zaten. Şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Evet biz lisedeyken birbirimize çok bağlıyız. Aman aman aynı üniversite, aynı şehir, ay kanka aynı eve çıkarız. İşte yansın geceler, şunları yaparız, bunları yaparız. Bunların hiçbiri olmuyor. Ben size söyleyeyim. Oluyorsa da çok istisnaidir. Bunu genellemeye bile dahil etmem. O yüzden lütfen sizin geleceğiniz eğitim arkadaşlar. Sen yanındaki arkadaşını İlayda'nın söylediği gibi bir sene sonra hatırlamayacaksın. O daha gidecek nerelere? Sen daha gideceksin nerelere? Bir ortak payınız yok. O yaşın, o anki ortamın getirdiği bir arkadaşlık. Tamam iyi güzel eyvallah. Güzel bir arkadaşlığın olsun. Yıllarca görüş çok isterim ama sana iyi geliyorsa, sana kötü gelen birini yıllarca niye kendinle taşıyorsun ki? Başka insan mı yok? Başka arkadaş mı yok? Ve arkadaşlar, üniversiteyi kazanmak o kadar güzel bir duygu ki. Bak o ilk ders, ilk böyle süslenmişsin, püslenmişsin. İşte erkekler de süslenip püsleniyor bu arada. Bunu lütfen cinsiyetçi olarak algılamayın. Parfümünü sıkmışsın işte elinde. Belki de o bir okuma kitabın, çantan, gözlüğün, havalı havalı kampüsün. Giriyorsun. Yüzlerce öğrenci var. Hepsi senin potansiyel arkadaşın. Sana arkadaş mı yok? Öyle düşün. Yeni bir şehir. Gidiyorsun. Kampüste ders aralarında oturuyorsun. Birbirinize kahve ısmarlıyorsunuz. Mutlaka her tayfanın bir sesi güzel ya da bir enstrüman çalanı vardır. O da bir yandan bir şeyler tıngırdatıyor, söylüyor, eğleniyorsun. Hayallerini gerçekleştirmişsin. Çalışkan da bir öğrencisin. Öğretmenlerin de çok güzel. Herkes senden not istiyor. Böyle bir havan var. Fena mı olur? Şunları yaşasanız fena mı olur arkadaşlar? Soruyorum size. Hepimiz umuyoruz ama gerçekleştirenler bu saydığım koşulları yerine getirenler olacak arkadaşlar. O yüzden bence geç kalmayın. Şu an birçoğunuzun herhangi bir destek almadığını biliyorum ve desteğe ihtiyacınız olduğunu da biliyorum. Ama bu desteğin dershaneymiş, aman hocam matematikten özel ders alacağım, aman şurada etüt var, aman okulun kursu var, aman hocam ben kendime güveniyorum, kendim çalışacağım. Geçin bunları arkadaşlar, bunlar doğru değil. Bunlar sadece söylemler, hayata geçirilemeyen söylemler. Ben çok gördüm, bakın yıllardır bu işi yapıyorum. Ben her yılın başında görüştüğüm öğrencim kayıt olmuyor. Sınava 2 ay kala geliyor, hocam çok pişmanım diyor. Diyorum ki pişmansın, okey şimdi kalan zamanı kurtaralım. Ama
pişman olmamak için erken davranmalıydım. Mesela şu an bu seminerde olan öğrenciler benim gözümde potansiyel kazanan öğrenci. Zamanı var. Karşısına biz çıkmışız. Kendine inancı var. Belki vakti de var şu anda. Gerçekten vakitsel olarak Eylül ayında başlayan birine göre sen daha avantajlısın. Bizimle de karşılaştın. Daha neyi bekleyeceksin? Eğer şu an bu bahsettiğim koşulları tek başınıza gerçekleştiremiyorsanız ya da bunu gerçekleştirebilecek bir muadilin olmadığını biliyorum. Ama siz de bunu biliyorsanız arkadaşlar, bence geç kalmayın. Sizi tek ödemli yapalım. Kaydınızı alalım. Bizimle birlikte upuzun bir yıllık sürece başlayın. Hem verimli çalışın, hem eğlenerek öğrenin, hem erkenden başlayın, hem çatır çatır rakip eleyin. Şu an rakiplerinizin birçoğu belki dışarılarda geziyor. Kahve içiyorlar. Cumartesi kahve keyfisi. Ama bakın siz buradasınız. Bu onları üzecek. Ne zaman üzecek biliyor musunuz? Sınava girip çıktıktan sonra. O yüzden kayıt olmak isteyenler, dev bir indirim yaptım sizin için arkadaşlar. Çünkü bu seminer benim için gerçekten çok önemli bir seminerdi. Özellikle tarihini, her şeyi seçtim. Yarın Gençlik Bayramı, bizim bayramımız. Bugün bu yüzden bu semineri yaptım arkadaşlar. Bayramda kendinize bir hediye. Öyle düşünün. Şu an eğer kayıt olursanız, hatta Meltem Hanım gibi velilerin de beni izledikleri, yani işinizde veliler de varsa eğer, onlara da söylüyorum. Tamı tamına %40'lık bir indirim yaptık. Bir yıl boyunca alacağınız bütün canlı ders eğitimleri artı yapay zeka koçluk programı 12.999 TL yerine 7.845 lira. Hatta at semineri, at küsuratı seminere özel 7.000 liradan şu an burada olan öğrencilerime yardımcı olacağım. Bunun da sözünü veriyorum. Hadi bakalım, kayda da geçti. 7.000 arkadaşlar çok mu? 7.000 lira. TYT, AYT, ister sayısal, ister sözel, ister eşit ağırlık programına kayıt ol. 7.000 liradan kaydını alacağım. Cancım ne 110K'sı, ne 120K'sı, ne 150K'sı. Ben Ankara'dayım, 200.000'lik dershane bile gördüm. Hatta gittim görüştüm. Dedim ya, ben öğretmenim, benim çok öğretmen arkadaşım var. Kendi kurumları olanlar da var. Diyorum ki hocam ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Yani 150.000 lira talep edecek kadar ne yapıyorsun? Hani öğrenciyle mi uyuyorsun? Öğrenciyle mi uyanıyorsun? Hani her anında yanında mısın? Ne yapıyorsun? Hiçbir şey arkadaşlar. Bir tek derslerin ücreti. Ne bireysel takip, ne koçluk, ne seviyeye özel çalışma, ne öğrencinin ihtiyacı olan bütün içerikler, hiçbiri yok. Eğitimcim, derslerin hepsi online, canlı dersler. Eylül'de dönem başlıyor. Şu an bu program erken kayıt sürecinde. Şu an kayıt olan öğrencilere 2024 döneminin bütün eğitimleri hediye ediliyor. Yapay zeka sisteminin eğitim analizleri ve seviye belirleme sınavlarına öğrenci giriyor. Çıkan sonuçlarına göre birlikte programınızı hazırlıyoruz. Ön hazırlıktan yaz ayında çalışmalarınızı başlatıp sizi bir ısınma kampını alıp Eylül'de de tabiri caizse tam gaz hedefe devam. Ve bu yıllık ücret arkadaşlar, 7.000 TL yıllık, kayıt olduğunuz bugünden 2025 yılının sınav tarihine kadar her şey için sadece 7.000 lira ödeyeceksiniz. Bu kısa süreliğine geçerli bir kampanya, çünkü normalde bedeli sayfada görüyorsunuz 12.999 TL. Şu an bu kampanyadan faydalanmak isteyen, kayıt olmak isteyen, velileriyle bizleri görüştürmek isteyen öğrencilerim, sistem yönetici Muhammed Hocam'dan rica ediyorum. Tıklamaları gereken linki ilettim. Herkes bu linke tıklasın. Sadece linke tıklayanlar bu indirimden faydalanabilecekler. Daha ne yapayım arkadaşlar? Bir yandan sorularınız varsa onları da sorun. Çok güzel böyle kaynak bir kitle. Çok sevdim sizi. Çok tatlısınız hepiniz. Evet İlayda'cığım, 80.000 yine iyi istemiş. Sevim'cim, daha çok ben seminerlerimi kayıtlı olan öğrencilerimle yapıyorum. Böyle arada bir burada seminerlerim oluyor. Bence beni daha çok görmek istiyorsan kayıt olmayı deneyebilirsin. LGS de var tabii.
Tamam, annenizle görüşürsünüz arkadaşlar. Bakın linke tıklayın. Hani indirim kontenjanı sabit kalsın. Oradan yazın. İşte ailemle görüşeceğim. Beni şu gün arayın, şu saatte arayın. Ya da şu an annem yanımda, babam yanımda, görüşmek istiyorum. Yazın. Yani bu indirimin süresi ayın 20'sine kadar zaten geçerli. Cancığım, çok önemli şeylerden bahsettim. Özet geçirebilecek gibi değil. Bence sen seminer bitince YouTube'a yüklenecek. Oradan beni yeniden izle. Eğer herkes linke tıkladıysa, bu arada tıklayanları ben ve diğer öğrenci koçları arkadaşlarım arayacak arkadaşlar. Sorularınız olursa aradığımızda bize sorun. Bakın dediğim gibi aile önemli bir faktör sizin için. Ailenizle biz de görüşürüz. Hatta bu seminerin tekrar kaydını onlara girin, izletin. Ben eminim onlar da bu bilgileri aldıktan sonra çocuğumuz emin ellerde, yeter ki kızımız oğlumuz kazansın, biz size teslim ediyoruz diyecekler. Böyle diyorlar zaten. Tamam. Herkes linke tıkladıysa arkadaşlar ben kaçıyorum. Kaydolabilirsin İlaydacığım. 7.30'a kadar var mesaim, ben arayacağım. Oley. Tamam. Sorularınız varsa alayım. Sorularınız yoksa da bir an evvel linke tıklayan öğrencilerimi aramaya başlayayım. Kayıtlarını alayım. Hemen onları tek özemli yapıp başlayalım. Ben de çok teşekkür ediyorum canlarım benim. Çok güzel bir etkileşim vardı. Yapabilirsin Ceylan. Bütün derslerde başarılı olabilirsin çünkü seviyene özel bir eğitim veriyoruz biz. Kendinize çok iyi bakın. Kıymetli 2025 YKS tayfam. İyi ki katıldınız, seminerimi güzelleştirdiniz. Umarım hepiniz tek uzemli olursunuz. Umarım birlikte başarıya ulaşırız. Kendinize çok 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 cici bakınız. Dostça kalınız, esen kalınız ama en önemlisi başarılı ve idealist kalınız. Hiçbir şey başarı kadar mutlu etmez sizi. Bunu da bir kenara yazınız. O zaman iyi akşamlar arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Kalpler.